Torba yasa ile gelecek. 2 milyon vatandaşın borcu siliniyor. 80 maddelik torba yasada detaylar netleşiyor. Yaklaşık 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1,8 milyar TL'lik genel sağlık sigortası, GSS, borcu silinecek. Enflasyon muhasebesimin vergiye etkisi ise 80 milyar TL olacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen 80 maddelik torba yasa kapsamında 2 milyon vatandaşın 1 Ocak 2014 öncesine ait 1.8 milyar liralık genel sağlık sigortası borcu silinecek. Türkiye, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarihinde ikinci defa enflasyon muhasebesine geçerken, finans sektöründe faaliyet gösteren 2592 vergi mükellefi enflasyon düzenlemesinin dışında tutulacak. Enflasyon muhasebesinin vergi etkisi kamuya katkısı 70 milyar lirayı bulacak. Enflasyon muhasebesi başlıyor. AK Parti'nin hazırladığı torba yasa teklifinin görüşmeleri plan ve bütçe komisyonunda dün başladı. Torba yasa teklifi ile enflasyon muhasebesinin kapsamı daraltılacak. Düzenlemeden 2024'te 2592 vergi mükellefi yararlanacak. Düzenlemenin kamuya katkısı 70 milyar lira olacak bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, döviz büfeleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri gibi finans kuruluşları için 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon muhasebesi uygulamayacak. Kur korumalı mevduat hesaplarından da süre uzatımına gidilecek. KKM'nin 2022'deki vergisel etkisi 32.6 milyar lira iken, 2023 yılı sonu için 60 milyar lira olarak hesaplandı, 2024'te gider etkisinin 20 milyar lira olacağı öngörüldü. Genel sağlık sigortası prim borçlarını ödeyemeyen veya yapılandıramayanların 2014 ve sonrasına ait borçları silinecek. Bu kapsamda, devlet 1.879.401 kişiye ait 1 .835 .604 TL borcun tahsisinden vazgeçecek. Konuttan 1,14 milyar TL gelir. Götürü gider uygulaması yürürlükten kaldırılacak. Konut satışlarında kullandırılan krediler kapsamında lehe alınan paraların yarısının ilk konut kapsamında olduğu ve istisnanın yeni kullandırılacak kredilere uygulanacağı varsayımıyla istisnanın bu şekilde düzenlenmesinin gelir etkisi 2024 yılında 1.14 milyar lira hesaplandı. 112 milyon liralık gelir. Yurt dışından sağlanacak döviz getirisi ile 2024 yılında 312 milyon lira gelir vergisi sağlanacak. 2022 yılında 1563 gerçek kişi yurt dışından elde edilen 1.6 milyar lira kar payı beyan ederken 480 milyon lira gelir vergisi ödedi. İstisna uygulamasının amacına hizmet etmeyen ve gelir kaybına yol açtığı değerlendirilen yatırımlara yönelik istisna kaldırılacak. Ancak Milli Savunma Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu programda yer almayan kamu yatırımlarından yabancı para ile finanse edilenlere istisna uygulamasına devam edilerek ülkeye döviz girişi teşvik edilecek. İstisnaların uluslararası ihale konusu edilen yatırımlar yönüyle kaldırılması durumunda yıllık 3 milyar lira gelir elde edilecek. Cep telefonundan 250 milyon TL Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı her yıl için bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar güncellenecek. Düzenleme 2033 yılına kadar sürecek. Düzenlemenin hazineye etkisi 2024 yılında 250 milyon TL olacak. Liman cezaları artıyor. Liman çıkış belgelerinden alınacak harçlara ilişkin yeni tarife oluşturulacak. Böylece yıllık 788 milyon lira gelir sağlanacak. Gemilerin seyir izin belgelerinden alınan tarife de gemi boylarına göre düzenlenecek. Buradan da yıllık 96 milyon lira gelir elde edilecek. VRGLNDLN fenomen sayısı artacak. Yeni düzenleme ile vergi ödeyen fenomen sayısı artacak. İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden verilen bireysel kurs, Eğitim, veri işleme ve geliştirme, ürün tanıtımı gibi bazı hizmetleri vergi kapsamına alınacak. 2022 yılında 8509 mükellefin 606 milyon lira hasılatı üzerinden 91 milyon lira, bu yıl 9676 mükellefin 921 milyon lira hasılatı üzerinden 138 milyon lira tevkifat yapıldı. Bu rakamın 2024 yılında daha da artması bekleniyor.